Görmek beni çok duygulandırdı dedi. Sağ olsun o duyguyu verebilmişsek ve biz onların bir derdine bile nokta kadar derman olabileceksek ne mutlu bizlere diyorum. O nedenle de bir kez daha mutluluğumu ifade etmek istiyorum değerli dostlar. Vatandaş eskiden belediyelerden daha çok teknik belediyecilik beklerdi. Ancak kent yoksulluğunun iyice arttığı, ekonomik krizin artık bütün hanelere girdiği bu günlerde vatandaş belediyelere farklı bir misyon yükledi değerli dostlarım. Vatandaş belediyelerden sosyal kası güçlü, sosyal hizmetleri arttıran, gıda desteği sunan, aşevi açan, eğitimde destek olan, iş bulan, gençlere sahip çıkan, kadınlara, çocuklara sahip çıkan sosyal kası güçlü bir belediyecilik misyonu yükledi. Dolayısıyla belediyelerin vatandaşlara hizmet etmesinin adı artık sosyal hizmet oldu değerli dostlar. Bütün belediyeler imkanları ve bütçeleri doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine her türlü sosyal yardımı çeşitliliği artırarak, ulaşılan kişi sayısını artırarak devam ettirmek ve bu hizmetleri öncelemek mecburiyetindedir. Bugün içerisinde bulunduğumuz Kasımpaşa Emekli Evimizde bu bakış açımızın en güzel örneğidir kıymetli dostlarım. Emeklilerimiz bizim baş tacımız. Emeklilerimiz uzun yıllar ülkenin değişik kurumlarına, devletin veya özel sektörün değişik kurumlarına emek vermiş, ter dökmüş, prim ödemiş ve rahat etmesi gereken zamanlarda maalesef günümüzde iki bardak çay emekliler için lüks olmuştur. O nedenle burası kıymetli. Emeklilerimiz bu zorluğu biraz aşsın. Emeklilerimiz biraz rahat nefes alsın. Emeklilerimiz acaba gidersem çay parası öder miyim derdinden uzaklaşsın. Üç tane emekli yan yana geldi mi kim çay parası ödeyecek diye birbirlerinin gözüne baktığı bu dönemlerde 1 liraya gelip çay açsınlar, çay içsinler, sosyalleşsinler diye bunları, burayı bugün büyük bir gururla onların hizmetine açtık. Emeklilerimiz için sadece uygun fiyata çayı, 1 liraya çay içeceği, uygun fiyata karnını doyuracağı, sosyalleşeceği bir alan olarak düşünmüyoruz. Bunun yanında yine emeklilerimizin sağlık taramalarının yapılacağı, emeklilerimizin sosyal ve kültürel etkinliklere katılabileceği, değişik zamanlarda ünlü tiyatrocularımızın, sanatçılarımızın buralarda emeklilerimizle buluşturulacağı, yine yazın bu güzel akşamlarında sinema etkinlikleriyle emeklilerimiz için dolu dolu, coşkulu yaşayacakları bir mekan olsun diye açtık. Ve Kasımpaşa Emekli Evi bizim ilk açılışımız. Emekli evlerini Beyoğlu'nun en az 3-4 mahallesinde daha açmaya devam edeceğiz. Bizim belediyeciliğimizin de önceliği kadından yana, gençten yana, ihtiyaç sahibinden yana, çocuklardan yana sosyal kası güçlü bir belediyecilik olacak diyorum değerli dostlarım. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Emekli evimizin Kasımpaşa'mıza, emekli büyüklerimize, Beyoğlu'muza hayırlı olmasını diliyorum. Gel, gel duygu.